Değerli izleyenler, en sadık dostlarımızla konuşacağız bugün gün izinde. Köpekleri ve onların eğitimlerini, özellikle operasyon amaçlı görevlendirilen K9'ların eğitimini konuşacağız. Yalnız değiliz, uzman bir konuğumuz var. Polisiye ve askeri köpek eğitimi uzmanı Gökten Eker. Bizlerle ona bir dönelim. Değerli Eker, hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Hoş bulduk. Ekstra mutluyum. Ne güzel hayvansever bir ekibin içerisinde olmak, bu kadar pozitif bir ortamda olmak çok mutluluk verecek. Hoş geldiniz. Harika, hoş geldiniz yeniden. Öncelikle sizi biraz tanımak isteriz. Memnuniyetle. 1971 Ankara doğumluyum. 1985 polis koleji girişi ve 93 polis akademisi mezunuyum. 5 yıl emniyette görev yaptım. Görev yaptığım dönemde de istifa ederek meslekten ayrıldım. Ayrılmadan önceki son çalışma yerim de Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezi'ydi. Orayı kulakları çınlasın 9 tane memur arkadaşımla birlikte inşaatında neredeyse çalışarak kurduk ve şu anda ülkenin güvenliğinde çok önemli bir kurum haline gelmesini hep birlikte sağladık diyebilirim. Niçin istifa etmiştiniz ve eğitim süreci, köpeklere eğitimi süreci nasıl başladı bu macera? Şimdi şöyle, zaten çocukluğumdan beri bir köpek manyaklığı değilim artık. O manyaklıkmış. Annem falan bazen böyle konuşuruz. Sürekli her gördüğüm köpeğin üstüne atlayan bir çocuktum. İşte köyde yaşadığımız dönemde, çocukluğum, ortaokulu geçirdiğim şehirlerde bir köpek sevgisi normalden fazla bir vardı. Emniyette çalışırken de narkotik şubede çalıştım bir dönem. Orada da narkotik köpeklerin ne kadar etkili olduğunu gördüğümde normal hayvan sevgisiyle bu hayvanların görev amaçlı kullanılmasının ilk defa bir resimde örtüştü bende. O zaman çocuğuz tabii yani. Sonra bunu araştırmaya başladım. Yani daha etkili, daha etkin köpeklerden nasıl fayda alabiliriz diye. Ve bir proje hazırladım. O zaman da Çevik Kuvvet'te çalışıyorum. Aynı zamanda da Gazi Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum. Dürüst olmak gerekirse köpek birimine de, Çevik Kuvvetler'deki köpek birimine de yüksek lisansımı biraz daha iyi yaparım. Hani köpeklerle ilgilenirim diye gittim ama oraya geçtikten sonra denge değişti. Yüksek lisansı ikinci plana atıp köpekler ön plana çıktı. Böyle de bir 25 yıllık bir itiraf da bulmuş olayım. Şok. orada bir proje hazırladım. Dönemin Emniyet Genel Müdürü'ne kadar sıralı amirlerimiz vasıtasıyla kulakları çınlasın Alaaddin Yüksel bu projeye sahip çıktı. Evet dedi, bizim teşkilat olarak, ülke olarak böyle bir şeye ihtiyacımız var. Sağ olsunlar yardımcı oldular. Ve Gölbaşı Polis Köpek Eğitim Merkezi'ni kurup akabinde de Jandarma Köpek Eğitim Merkezi ve Gümrük Köpek Eğitim Merkezi gibi çalışmalara başladık. Aradan çok fazla kalmadan şimdi herkesin dillendirdiği bu işte FETÖ'cü yapı yüzünden ben de meslekten ayrılarak kendi yolumu kurdum. 98 yılından beri de güvenlik amaçlı köpekler eğiten farklı işletmelerin içerisinde yer aldım. Şimdi de sadece köpeklerle birlikte güvenlik hizmeti veren bir özel güvenlik firmasının yöneticisiyim. Nasıl köpekleri eğitiyorsunuz? K9 diye adlandırılan sanırım. Şimdi K9 deyince genelde Alman kurdu anlıyoruz. K9 sadece Alman kurdu mu? Evet, bu soru her gittiğimiz yerde her zaman karşımıza gelen bir soru. Aslında K9'u şöyle özetleyeyim ben size. Görev amaçlı köpeklerin ya da güvenlik amaçlı köpeklerin kullanılması 1800'lü yılların sonlarına geliyor. İşte Avusturya'da, Almanya'da, Belçika'da bazı güvenliğin içerisinde gelen asker, polis ya da vergi memuru ya da işte zabıta diyeceğimiz kurumlar kişisel güvenliklerini ya da kurumsal güvenliklerini sağlamada o zamana kadar işte kişisel köpeklerini kullanmaya başlıyorlar. Fakat köpeklerin kurumsal anlamda en yoğun kullanıldığı 1. Dünya ve 2. Dünya Savaşı'nda Amerikalılar da evet, yani biz köpekler çok etkili oldu. Bizim Avrupa'daki bu dünya savaşlarında bize karşı çok yoğun kullanıldı Almanlar tarafından ya da Almanlara karşı Belçikalı ya da Avusturyalı direnişçiler tarafından diyelim. Sonra bunu bir proje haline getiriyorlar ve projeye kanin projesi, yani Latince köpek projesi diyorlar. Amerikalılar da biliyorsunuz her şeyi kısaltma merakındadır. Yani uzun bir isminiz varsa 3 harfe indirgerler. O kanin projesini K-A'yı, C-A'yı K-N-I-N-E dediğimizde yani 9'u onu da 9 haline getirip K9 projesi olarak yaygınlaştırıyorlar. Ve bu projeyi de güvenlik amaçlı kullanılan köpeklerin eğitimi ve bu köpeklerin birimlerine arama kurtarma K9, narkotik K9, bomba K9, koruma devriye K9 gibi yaygınlaştırmaya başlıyorlar. Hangi cinsler? Genelde cins olarak bir tek cins yok. Bu James Belushi'nin filminden sonra Alman kurtları K9 diye
bir algı oldu ama aslında görev amaçlı eğitilen bütün köpekler, yani 1 kiloluk bir köpek de olsa, 20 kiloluk bir köpek de olsa, bir görev amaçlı eğitiliyorsa K9 olarak ve sertifikalandırılıyorsa, sınava giriyorsa K9 olarak nitelendiriliyor. Buradan başlayalım ama az önce nasıl devam edelim ama az önce nasıl başladığınızı anlatırken ben gözlerinizdeki samimiyeti gördüm. Bir şey sormak isterim. Lütfen buyurun. Bir hayvanınız var mı? Biraz önce dışarıda gösteriyordu. Emekli olan bir köpeğim var. 14 yaşında yeni emekli oldu. Yani 14 yıldır Irak'tan Afganistan'a, Libya'dan dünyanın birçok yerinde onunla değişik görevler yaptım. Bomba köpeğiydi. Onunla beraber yaşadık diyebiliriz. Böyle hani küçük askeri kampetlerden düşünün mevzilere kadar. Ankara'da bir hanımefendiye diğer köpeği ve 3 kedisiyle beraber yaşayacağı bir ortam sundu. Bir emeklilik hayatı ve yeni sahiplendirdim. Şu anda şahsıma ait bir köpeğim yok ama 14 yıldır Betty isimli kızımla beraber yaşadım. Onlar da emekli oluyor yani değil mi? Ya olsunlar artık. Kaç yaşında yani emekli oluyorlar? Şimdi bana kalsa Betty'ye kalsa pek emekli olmaya niyeti yok ama tabii yavaş yavaş algıları düşmeye başlıyor. 14 yaşındaydı. Bizim için önemli olan bir köpeğin mutluluğu. Yani köpeğe mutsuz olacağı bir işi yaptırmanın bir anlamı yok. Eğer köpek hala o topla oynamaktan, bir yerleri aramaktan, sizinle beraber görev yapmaktan mutluluk duyuyorsa, bir yeri aksamış, bir yeri işte biraz sakatlanmış umurunda değil. Sizler gibi bakın, bazen hasta oluyorsunuz. Kendinizi iyi hissetmiyorsunuz ama gelip en iyi şekilde burada işlerinizi yapıyorsunuz. Bu öyle bir istektir, işe karşı olan duygudur. O tırnaklarını hayata batırmadır. Köpeklerin çoğu da yüksek drive'lılardı. Onlar da öyle. Acılarına rağmen sizinle beraber o yapmayı sevmekten hoşlandıkları işi dört dörtlük yapma eğilimdeler. Fiziki melekelerinde düşüklük oluyor. Yaşlılığın getirdiği işte koku alma ya da algı ya da görme ya da duyma özelliklerinde azalma oluyor. Bunları da bir idareci olarak duygusal olmadan, eğitmen olarak çok duygusal olmadan, çünkü bir taraftan da insan hayatı kurtarıyorsunuz. Evet. Hani köpeğinize de torpil geçerken belki de hiç tanımadığınız bir insanın hayatına sebep olabilirsiniz. O yüzden o dengeyi kurarak onlara emeklilik sağlamaya çalışıyoruz. Peki emekliliklerinde nasıl davranıyorlar? Hani insanlarda biraz huysuzluk olur ya, öyle bir algı vardır emekli olduktan sonra. Çünkü bir kere sabah 5'te kalkıp gazete okuyorlar falan. Yani böyle değişik davranışlar gözleniyor mu? Tabii şimdi biz günde en az 15-20 defa bir topla oynuyoruz bu ufaklıkla. Yani sürekli bir oyun istiyor. Sonra sürekli koklama ihtiyacı. Bütün hayatı boyunca hayatını koklayarak kazanmış bir köpekten bahsediyoruz. Hani hayır, hiçbir yere koklamayacaksın, hayır orada bekleyeceksin demek de olmaz. Sahiplendirdiğimiz arkadaşlarımıza köpeklerin geçmiş yaşamları boyunca neler yaptıklarını anlatıyoruz. Ve mikro düzeyde daha soft, yani 30 metre top atmak yerine 15 metre top atmak, işte saatlerce arattırmak yerine birkaç dakika arattırmak şeklinde hala onların bir işe yaradığını, her şeye rağmen onlardan doğru bir şekilde faydalandığımızı psikolojik olarak köpeği hissettiriyoruz. O hissiyatla beraber de köpek istediği sürece, bir şeyler yapmak istediği sürece çalışmaya devam ediyor. Yani çalışmak demeyelim artık, emekliliğine devam ediyor. Yani arada bir gidip ya işte 10 sene önce nasıl bulmuştum bombayı bir anlat bakalım diyoruz tabii, yani o da kendini iyi hissetsin diye. Evet. Yeni sahibi de tabii köpeğin alışkanlıklarına göre ondan. Evet, şöyle yeni sahibimizdeki güzel bir avantajımız da şuydu. Hem bir tane köpeği var, erkek bir köpeği, Betty kız. Hem de evde kediler var. Yani aslında Betty emekliliği altın emeklilik gibi bir şey oldu yani. Hani böyle tek başına işte sıkıcı bir hayat bekler diye düşünürken başka bir köpekle oynuyor, işte kedilerle şakalaşıyor, yolda yürüyüşler yapıyor, eski eğitimlerini, aldığı eğitimleri öbür köpeğe göstermeye çalışıyor falan, ona böyle rehberlik yapıyor falan. Birkaç defa sahiplendikten sonra ziyaret ettik. Yani Betty ayrı, biz ayrı mutlu olarak tekrar geri döndük. Keşke her köpeğin emekliliği öyle olsa. Arkadaşları da var, şanslı, evet, bir yani emeklilik. Şanslı. Aynen. Çok güzel. Evet, neyle devam edelim? Köpek eğitimi dedik, K9'dan bahsettik. Şunu merak ediyorum, sadece operasyon amaçlı köpeklerin mi eğitim veriyorsunuz? Yoksa şöyle örnek vereyim, normal bir vatandaş evinde köpek besliyor. Gelip sizden köpeğinin eğitimiyle ilgili destek alabiliyor mu? Size nasıl ulaşıyor? Şimdi şöyle, biz daha çok görev köpekleri eğitiyoruz. Biraz önce de bahsettiğim gibi Türkiye'nin ilk köpekli güvenlik, evet, hizmeti veren özel güvenlik firmasında bir yöneticiyim. Dolayısıyla son dönemde ağırlıklı olarak güvenlik amaçlı köpekler yetiştiriyoruz. Dönem dönem işte internetten bularak ya da bir tanıdığının vasıtasıyla
Evdeki köpekleriyle ilgili de eğitim ya da başka danışmanlık isteyen telefonlar, mailler alıyoruz. Fakat şu sıralar buna cevap veremiyoruz. Buna rağmen... Yoğunluktan hı-hı. dolayı. Buna rağmen daha önce öğrencimiz olmuş, bizim açtığımız kurslarda eğitmenlik becerilerine inandığımız arkadaşlarımıza bu vatandaşlarımızla yönlendiriyoruz. Peki evet. Niçin başlıyorlar? Temel itaattir herhalde değil mi? Kaça ayrılıyor yani, eğitimler? Tuvaletinden tutun. Yani bir köpeğin tuvaletini doğru yere yapmıyordan başlayarak evde yalnız kalmıyor. Doğru ırkı acaba mı aldım? Ya böyle bir köpek düşünüyorum ama doğru mu davranıyorum? İşte yürürken beni çekeliyor, bekle diyorum, beklemiyor gibi sosyal hayat içerisinde köpek ve sahip ilişkisindeki o fazla çıkan, hani törpülenmesi gereken davranışlarla ilgili çok fazla telefon, mail alıyoruz. O süreç nasıl işliyor? Yani gelecek olan vatandaş, al bu benim köpeğim, eğit ver mi diyor. Yani bu süreçte ne yapmak gerekiyor? Sahibi de yanında olmalı herhalde değil mi köpeğin? Bir, Türkiye'de oturmuş bir, tabii bana göre bu, yanlış bir sistem var, yanlış bir düzen var. Bu da şu, bir kere insanlar o köpeğe ihtiyacı olup olmadıklarını, yani o köpekle birlikte yaşama amaçlı kendi hayatlarına uygun olup olmadığını düşünmeden, planlamadan, iyi araştırmadan gidip marketten bardak alır gibi köpek alırlar. Evet. Tabii hiçbir hazırlık olmadığı için de sorunlar silsilesi arka arkaya geliyor. Aslında bu anlattığımız yanlış işleyen sistem de ne yazık ki sokak köpeği probleminde bir en büyük besleyeni. Bu köpeği aldıktan sonra da sanki tenzih ederim, kaportacıyı araba bırakır gibi bunu bırakayım bir ay sonra bitmişini alayım diye düşünüyorlar. Tabii mümkün değil. Çocuğunuz var, okula gönderiyorsunuz ama hiç ne dersiyle ilgileniyorsunuz, ne arkadaşlarıyla günlük geçirdiği hayatla ilgileniyorsunuz, ne onun terbiyesiyle ilgileniyorsunuz. Ama dersleri kötü diye gidip öğretmenlerle kavga ediyorsunuz. O köpek sizin ailenizin bir bireyi, onunla beraber köpekle yaşama kültürünü sizin de öğrenmeniz lazım. Köpek eğitimi, %50 köpeğin eğitimi ise %50 de sahibinin eğitimidir. Eğer siz köpeğinizle beraber bu eğitimlere katılmaya, bu eğitimlerde köpeğinizi tanımaya çalışmayacaksınız, biz herkese köpek almayın diyoruz. Köpeği de kendinize de yazık etmeyin diyoruz. Evet, o sorumluluğu da almaları gerekiyor. Kesinlikle. Sokak köpekleri sorunundan bahsettiniz az önce. Bu da şöyle oluyor herhalde, ben köpeği aldım, besledim. Artık bakamıyorum ya da sıkıldım deyip sokağa terk ediyorlar değil mi? Yani ne yazık ki Türkiye'deki sokak köpeği probleminin büyük bir kısmı denetimsiz üreticiler ve bilinçsiz sahipler yüzünden ortaya çıkmış durumda. Hani burada bazen hayvanseverler devlet kurumlarını, işte belediyeleri ya da böyle köpek çiftliklerini falan basıyorlar, büyük kavgalar oluyor ama teknik anlamda baktığınızda eğer olaya bir tümel olarak bakıyorsanız sistem yanlışlığı var. Yani çok kolay köpek sahibi olunamaması lazım. Köpek sahibi olduktan sonra da bazı mecburiyetleri, yani bazı gereklilikleri yerine getirmemiz lazım. Bu aşı ve ırkına göre de bazı temel eğitimleri yapılması lazım. Yani bu zorunluluk hale gelmesi lazım. Ama ülkemizde köpeğe ulaşmak çok kolay. İnternetten bakıyorsunuz 100 liraya köpek satıyorlar. Yani bu orada satılan bir et değil, orada satılan köpeğin geçmişinde genetik altyapısının doğru olduğu, doğru yetiştirildiği bir emek satılması, bir sevgi satılması lazım. Buradaki bedel o olması lazım. Bu anlamda da ben bütün köpek almak isteyenleri bir kere Köpek Irkları Federasyonu'nu ve bunlara bağlı ırk derneklerinden test edilmiş yetiştiricilerden köpek almaya davet ediyorum. Her konuşmamda bunu ifade etmeye çalışıyorum. Yani annesini, babasını, gelmişini, geçmişini bilmediğiniz bir köpeği alıyorsunuz. Sadece beyaz diye, sadece gözü renkli diye, sadece tüylü diye, sadece o an kız arkadaşınız ya da erkek arkadaşınız olan ilişkinizi düzeltmek için. Sadece köpeğiniz, anlatma doluklar için. Oyuncak ayı gibi değil mi? Yani evet. Sadece çocuğunuzu o an için idare etmek için. Ya bu 14-15 yıllık, bak 15 yaşında köpeğimden bahsediyorum. Hem gözlerim doluyor hem de birlikte yaşadığımız hayatımız gözümün önüne geliyor. Yani bu kadar basit olmamalı. Bunun içinde en büyük görev Tarım Bakanlığı'na düşüyor. Yani Tarım Bakanlığı'nın insanların köpekleri bu kadar kolay, yani bir kalem gibi, bardak gibi almasını engelleyici demiyorum. Zorlaştırıcı, yani gerçekten ihtiyacı olanın alacağı bir sistem kurması lazım. Hani köpek almak yasak, köpek üretmek yasak, bu da çözüm değil. Eğer bu köpek üretimi olmazsa biz bu bombaları bulan, arama kurtarma yapan, kayıp insanları bulan köpekleri nereden bulacağız? O yüzden bir disiplin edilmesi lazım. Çünkü elimizdeki köpeklerin, görev köpeklerinin birçoğu, inanmazsınız,
insanların evde ya biz bu köpeğe bakamıyoruz, Allah her yeri kemiriyor, her şeyle oynuyor deyip de sokağa atmak üzere olan köpekleri biz buluşup onlardan çok iyi görev köpekleri haline getirebiliyoruz. Yani şu anlama geliyor, doğru köpek doğru aileyle eşleşmemiş. Bu eşleşmede bir sistemle kurgulanması lazım. Bu sistemin de en büyük yetkisi devlet kurumu olduğu için Tarım Bakanlığı'nda. Şimdi Sevgililer Günü de yaklaşıyor. Bir uyarıda bulunalım o zaman, değil mi? Şöyle oyuncak diyeyim, gibi sevgili, hediye olarak almayalım köpekleri. Ben diyorum ki Sevgililer Günü'nde sevgilinize bir değil 10 tane köpek alın. Ona ne kadar sevdiğinizi gösterin, o köpekleri sonra sokağa bırak. Tabii ki değil. Yani artık ters psikoloji derler ya, sıkıldık böyle Sevgililer Günü'nde, doğum günlerinde, yaz aylarında insanların köpek alıp da birilerine hediye edip ondan sonra bakamadık deyip atmasından artık gına geldi. Bir dönem çok sinirleniyorduk. Artık böyle biraz alay almaya başladık. Yani eğer gerçekten kız arkadaşınızın, eşinizin köpekle birlikte yaşamaya bir ihtiyacı olduğu düşünüyorsanız, o köpeğin de ona uygun olduğunu, eşiniz ya da kız arkadaşınız da köpeğe uygun olduğunu düşünüyorsanız tamam. Ama bunların hiçbirini araştırmadan, yani bir çiçekçiden çiçek yapar gibi, bir çikolatacıdan çikolata yapar gibi ya da bir gidip benzin istasyonundan oyuncak alır, ayı alır gibi evcil hayvan alınmamalı ve hediye de edilmemeli. Evlat edinmek gibi bir şey aslında. Yani. Yaratmış olalım. Tabii sadece köpek üzerinden konuşuyoruz ama kedi, bütün evcil hayvanlar tabii, için olsun yani bu uyarılarımız. Kuş bile bir canlı, onun bile ihtiyacı. Akvaryumdaki balığı düşünün yani, tamam onunla bir iletişimimiz yok ama onun da kendi habitatında bir ihtiyacı var. Evet. Onu karşılamıyorsanız zaten ona eziyet etmiş oluyorsunuz yani. Bizler bile insanlar olarak ortamımız değiştiğinde o ortama, yeni girdiğimiz ortama ayak uydurmak için gerçekten yoğun bir çaba harcıyoruz. Kesinlikle. Ki hayvanlar kendi dertlerini çoğu zaman anlatamıyor karşısındaki insana. O yüzden birazcık daha hassas davranmak gerekiyor galiba bu noktada. Irk demişken şu soruyu sormak isterim. Her ırka eğitim aynı şekilde mi veriliyor? Hayır. Her ırkın, bir kere köpek ırklarının çıkışını anlatmak lazım belki. Şu anda belki binler, 1500'ler civarında farklı köpek ırkları var ama köpekler insanlık tarihiyle beraber evcilleşen hayvanlar. Evet. Ve insanlık tarihinde de insanın eksik kaldığı kısımlarını tamamlayan hayvanlar. Örnek, Kuzey Kutbu'na gidersek bir yerden bir yere ava gitmek isteyen bir insan o kadar mesafeyi tek başına yürüyemediği için kızak köpekleriyle beraber gitmeye başlamış. Ve birkaç bin yüzyıl köpekler kızak çekmek için orada evcilleşmiş insanın en yakını olarak, artı yakaladıkları hayvanları başka vahşi hayvanlardan korumak için evcilleşmiş. Avrupa'ya geliyorsunuz, av köpeği, işte derebeylik dönemi, ortaçağ, karanlık dönem, köylüler, insanlar aç, av yapabilmek için köpekler gelişmiş çünkü ellerinde hiçbir şey yok, av yapmışlar. Yerleşik hayat olmuş, işte Anadolu'da küçükbaş, büyükbaş hayvanlar evcilleştirilmiş. Onları yaban hayvanlardan korumak için çoban köpekleri evcilleştirilmiş. Baktığınızda aslında binlerce yıllık bir evcilleşme süreci ile gelen köpek ırkları var. Çok özür dilerim. Bu köpek ırkları da insanın eksiğini kapatmış. Gözü olmuş, kulağı olmuş, koruması olmuş. Şimdi modern toplama geçişle işte bu şehirleşme, sanayileşme birlikte bir anda modern topluma geçmişiz. İnsanlar yalnız yaşamaya başlamışlar. Yalnızlıklarını gidermek için ne yapalım? İşte evcil hayvan alın demişler. Yani binlerce yıllık evcilleşme sürecini modern toplum hayatına, şehirlere geçerek birkaç yılda yeni ırklar yaratarak, ki bunların çoğu da ne yazık ki böyle çok belki farklı gelebilir ama kapitalist tüketim mantığıyla, ne kadar çok farklı ırk olursa o kadar çok satarız mantığıyla yetiştirilmiş yüzlerce ırk olmuş. Bakıyorsunuz insana yardımcı olabileceği çok fazla özelliği olmadığı halde sadece görselliğiyle üretilmeye başlanmış ve tabii ondan sonra da film ucu kopmuş. Gerçekten iş yapan köpekleri, ırkları bulmakta zorlanırken şimdi sadece güzel olduğu için üretilen ve satılan yüzlerce ırk var. İşte bu da işin ticaret boyutu. Ne yazık ki. En çok karşı olduğumuz boyutu da bu. Evet. Anlattıklarınızdan şunu çıkardım. Yaşanılan coğrafyaya göre insanların da karakteristik bazı özellikleri oluştuğu gibi yine yaşadıkları coğrafyaya göre de köpek ırkları aslında çok doğru ortaya çıkmış oldu. Tabii biraz önce söylediğimiz çok yanlış anlaşılmasın. Şimdi modern toplumlara gelince işte yaşlı bir insan için çok fazla hareket etmeyen bir kucak köpeği onun rehabilitasyonunda, topluma bağlanmasında, hayatının son dönemini rahat geçirmesine çok önemli. Ama burada köpeğin özellikleri ve insan ihtiyacının örtüşmesi lazım. Yani köpeğin sadece güzel olduğu için
Ya bir et gibi satılması beni çok rahatsız ediyor. Bir ihtiyaca binaen, işte bir engelli bir çocuğumuz, sosyal ortama uyumda sıkıntı yaşayan bir insanımızı veya benzeri konularda üretim amaçlı gidebilse ki dünyada yavaş yavaş bunun farkındalığı artmaya başladı. O zaman hem köpekler hem biz çok daha mutlu olacağız. Ama sadece yani bir et satar gibi davranılması bazen biz yetiştiricileri falan haddinden fazla çıldırtıyor. Bir işe yarasın diye değil de sadece sevgi için. Buna nasıl bakıyorsunuz? Yani bu küçük bir sadece sevmek yani, istiyorum yani sevgi, sevgi paylaşımı için. Çok doğru. Bu çok aslında sadece sevgi bile ne kadar yalın ve hani o yalınlığın getirdiği bir güzellik var. Sadece sevgi yani güzel oldu sadece gözü güzel diye değil işte kuyruğu güzel diye değil işte annesi bilmem ne şampiyon. Sadece sevgi için yola çıkmak bile çok saf bir davranış, çok temiz bir davranış ve saygıyla karşıladığım bir davranış. Ki sadece sevgi için davranıp da ırkına bakmadan sokak köpeğiyle yaşayan insanlar da var. Evet. Ama o ırkın özelliklerini bilip işte ne kadar kilometre koşması lazım, nasıl oyunlar oynaması lazım, o köpeğin ne ihtiyacı var deyip kendi hayatını o köpeğin ırkına göre de düzenleyen dostlarımız, arkadaşlarımız var. Yani çok belki komplike gibi gözüküyor ama siz çok güzel özetlediniz. Sadece sevgi için hareket etmek bile çok saf, temiz bir davranış olur. Evet. Az önce ırk kısmını konuştuk. Sorumun içerisinde bir de eğitim kısmı vardı. Evet. Nasıl eğitiliyor bu köpekler? Biraz da onu konuşalım. Şimdi biz köpek eğitmenleri olarak, özellikle Köpek Eğitmenleri Derneği olarak köpeklerin eğitimini birkaç ana basitleştirmek için branş ayırdık. Biri ev ve aile köpekleri, diğeri spor köpekleri, öbürü de iş köpekleri. Ev ve aile köpekleri evin içerisinde bir metropol hayatta, bir şehir hayatında veya işte kırsal kesimde sizinle beraber yaşayan petler, ev köpekleri. Bunların eğitim ihtiyaçları ve sorunları farklı. Spor köpekleri dediğimiz işte onlarla farklı yarışmalara hani frisbee atılan, işte böyle özel parkurlardan geçilen ya da işte itaat ve koruma sınavlarına girilen köpeklerimiz var. Onların eğitim ihtiyaçları farklı. Ve görev köpeklerinin farklı. Görev köpeklerin de asistan köpekler, terapi köpekleri, güvenlik köpekleri diye birkaç gruba ayırabilirsiniz. Askeri köpekler, polisi köpekler diye. Evet. Onların da eğitim ihtiyaçları farklı. Aile köpeklerinde bir ilişki inşa ederken yani iki tarafın da ortak bir mecrada, ortak bir yerde beraber yaşayabilecekleri bir ilişki inşa ederken spor köpeklerinde sadece sınav alanına yönelik bir eğitim altyapısı oluşturuyorsunuz. Fakat görev köpeklerinde tamamen ne ev ne bir alan derken tüm her yere açık, her an görevini yapması ya da köpeğiyle beraber uyumlu olmasını gerektirecek bir davranış içerisine girmesi gerekiyor. Dolayısıyla farklı eğitim yöntemleri, farklı branşlar, farklı karakterler ve doğru insan için, doğru iş için, doğru karakter gibi parametreler çıkıyor karşımıza. Siz daha çok güvenlik kısmıyla ilgileniyorsunuz. Şu dönemde daha çok evet son dönemde ülkedeki malum güvenlik ikliminden dolayı da güvenlik kısmıyla ilgileniyoruz. Bir eksiğimiz var mı bu konuda? Köpeklerden yardım almak konusunda ya da var mıydı? Yani mesela mühimmat daha önceden yerleştiriliyor ya, depolanıyor mesela. Doğru. Bu noktada köpeklerden daha çok yararlanılsa o mühimmat yerleştirildiğinde daha imha edilmeden bulunma şansımız daha yüksek olmaz mı? Yani çok doğru bir noktaya değindin. Zaten polis köpek eğitim merkezi kurma dürtüsü de benim buydu. Yani köpeklerin binlerce yıldır insanların insanoğlunun eksiği olan konularda çok üstün olduklarını biliyoruz. İşte koku alma konusunda 200-300 kat arası daha iyiler. Görme konusunda daha iyiler. İşitme konusunda daha iyiler. Dolayısıyla bizden iyi oldukları bölüm var. Atalarımız da onları zaten bu konuyla ilgili kullanmış. Şimdi polis köpek eğitim merkezi kurduğumuzda şöyle bir strateji yapmıştık. Demiştik ki bir ülkeyi şöyle düşünelim, işte sınırlarımız var, oralardan gümrük yerlerimiz var, yani gümrük kapılarımız var, gayrimeskun mahallelerimiz var ve şehirlerimiz var. Şimdi düşünün, gümrük teşkilatı çok kuvvetli, sınırlardan kuş uçmuyor kapılardan. Jandarma teşkilatı çok kuvvetli, kırsal bölgede çok güçlü. Silahlı kuvvetlerimiz çok kuvvetli, sınır bölgelerimizden kuş uçmuyor. Polisimiz çok kuvvetli, şehirlere bir şey girmiyor, herhangi bir suç unsuru girmiyor. Eğer köpeklerimizi ve güvenlik konseptinde böyle oluşturabilseydik, belki şu son dönemde yaşadığımız birçok olumsuz, toplumsal olarak içimizi kavuran, her birimizin yakından, ailesinden yaşadığımız o kayıpları vermemiş olacaktık. Bu anlamda
Hani bazen kendi kendime de bir öz eleştiri yapıyorum. Yani daha fazla köpek eğitip belki karşımıza çıkan engellere rağmen daha fazla insanlara bunu anlatmamız gerekiyordu diye. Bu da burada bulunma sebeplerinden bir tanesi. Yani bir seyircimizin bile, evet ya bu doğruymuş, keşke bununla ilgili bir şey yapabilseydik ya da benim yetkim var, olanaklarım var, ben yardımcı olayım dediği nokta bizim için bayram noktası. Evet, farkındalık yaratmış oluyoruz böylece. Doğru. Güzel bir noktaya değinmiş oldunuz. Buradan devam edelim Sayın Eker. Ancak öncesinde bir reklama gidelim izninizle. Tabii ki. Değerli izleyenler, kısa bir ara vereceğiz, ardından devam edeceğiz. Değerli izleyenler, reklamların ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Köpek eğitimini, özellikle K9'ların eğitimini konuşuyoruz. Güvenlik köpeklerinin eğitiminden konuşuyorduk, oradan devam edelim. Evet, daha öncesinde, yani bundan birkaç yıl önce kadar güvenlik amaçlı, özel güvenlik hizmetlerinde köpeklerin kullanılmasının bir engeli yoktu. Fakat size çok yakın bir AVM'de olumsuz bir olay yaşadık. Bu arada çok tatlı bir köpek girdi çıktı içeri. Ceviz. Misafirimiz daha var. Çok güzel. Birazdan gelecek. Sonra araştırıldı ki dönemin emniyet yöneticileri. Köpeğin hiçbir eğitimi yok, bir sertifikası yok. Güvenlik görevlisi de o gün işe başlamış. Evet. Köpekten hiçbir alakası yok. Ona demişler ki işte tas metot buradan buraya gez. Tabii çok gayri ciddi bir güvenlik uygulaması. Ve bir anda özel güvenlik hizmetlerinde köpeğin kullanımı yasaklandı. Ta ki 2015 yılının son aylarına kadar. Tabii bu arada benim dikkatim ufaklığa dağıldı doğal olarak. Ben de yine anlatmaya devam edelim, önemli değil. 2015 yılının Ekim aylarında özel güvenlik hizmetlerinde köpeğin kullanımına bir genelgeyle izin verildi. Bu genelgede de güvenlik hizmetleri kullanılacak köpeklerin branşları belirlendi ve çalışma şartları belirlendi. Bu kapsamda da 2016'nın Mayıs ayında bir sınav yapıldı. Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılacak köpekle ilgili sınav. Bu sınavda özel güvenlik firmalarına ait köpekler sınava girdi. Koruma köpekleri, bomba köpekleri ve narkotik köpekleri olmak üzere 3 ayrı branşta. Koruma devriye köpekleri genel olarak başarılı bir sınav geçti. Ben de o sınava girdim. Evet. Bizzat sınavda köpeğimle beraber. Hatta ortağım da girdi. Kendisi de köpeğiyle beraber sınava katıldı. Fakat şu durum şunu gösterdi. Güvenlik hizmetlerinde kullanılan dedektör köpeklerle ilgili bir sıkıntı var. Çünkü 60 kadar sınava köpek girdi. Fakat sınavdan sadece 4 köpek geçti. Bu 4 geçen köpek de bizim firmamıza ait, bizim arkadaşlarımız. Biz en son Emniyet Genel Müdürlüğü bu konuya çok yapıcı bir yaklaşımda bulundu. Köpek Eğitim Merkezi tüm firmaları topladı. Bununla ilgili toplantılar yaptı. Eğitim kalitesi, ölçme, değerlendirme, sınav sistemindeki eksikliklerle ilgili bir toplantı yaptık ve önümüzdeki dönemde özel güvenlik firmalarında köpeklerin daha etkili kullanıldığını, daha etkin kullanıldığını göreceğiz. Tabii amacımız köpeği kullanırken ne? İnsanların kendini hem güvende hissetmesi hem de bu suç unsurlarının görev yapılan bölgeden uzakta kalması. Dolayısıyla farklı güvenlik uygulamalarını, işte önleyici, caydırıcı, operasyonel gibi uygulandığımız uygulamalarını köpeklerle beraber önümüzdeki dönem daha fazla göreceğiz. Evet. Siz şimdi güvenlik boyutunu ciddi ciddi anlattınız. Ben de ciddi ciddi dinledim sizi ama algımızı da herhalde birazcık zorladı. Misafirimiz. Ceviz biraz. Evet. Bu ceviz. Ceviz geldi. Elimiz işte çok güzel yani. Çünkü operasyonu çünkü hazır hale geldi. Çünkü bizi koruyor. Ceviz sadece sevgi için. Ceviz gizli görevli. Köpek, evet. Ay çok güzel, maşallah. Ceviz bizim ev sahibimiz burada. Yani düşünün bakın, 2 kiloluk bir köpeğimiz bile burada bütün ekip içeri girdiğinden beri kameramanından işte içeriye de bakıyorum. Evet. Herkesin yüzü gülüyor. 5 kilo, evet. Evet, yani 5 kilo. 5 kilo. Evet. Buradan 2 gibi duruyor, düşünün. Elbiseyi çıkarttı mı 2 kilo oluyor. Yani düşünün ne kadar insanlara bir pozitif bir duygu veriyor. Yani buradaki birçok gerginliğimizi alıyor. Yani köpeğin insan hayatına etkisi... İşte sadece bir önceki bir bomba bulan köpekler değil, onların varlığı bile, doğru yerde, doğru bakım bile ne kadar faydalı olduğunun bir göstergesi. Yani şu anda stüdyoda gayet mutlu bir evet. Konuk, iki sunucu ve bir köpek görebiliyoruz. Evet. Kameram arkadaşlarımız da o kadar mutlu galiba, bilemiyorum artık. Evet. Herkesin yüzü gülüyor. Peki, ceviz mamayla hareket ediyor bizim, evet. Yani başka türlü...
İlgisini toplayamıyoruz mamayla bak. Ceviz sizi yönetiyor bakalım. Şu anda. Evet beni ekibi, yönetiyor. Ekibin yöneticisi dinleyecek mi bakalım? Ceviz. Ceviz otur. Otur. Yok beni dinlemiyor galiba. Ceviz patini ver. Aa evet bakın verdi patisini. İşte ben küçük ırk köpek bahsettim ya. Bu yüzden çok yaklaşamıyorum. Canını yakacakmışım gibi geliyor. Çünkü severken biraz şiddetli seviyorum. Ya bu köpekten köpeğe göre değişir. Biraz da hani köpekleri severken onların mutlu olacağı tarzda yani onların da mutlu olacağı tarzda sevmek lazım. Bazen biz insani duygularımızla fazla tabiri caizse mıncırıyoruz hayvanları. Hırpalıyoruz evet. Hırpalıyoruz. Şiddetli. Yani böyle çocuklarımız da bazen öyle seviyoruz ama hani köpeklerin de hoşlanacakları sevgi eylemlerini yapmak aslında ilişkiyi biraz daha düzenli hale getirir. Ama o hayatından gayet memnun yani. O çok seviliyor burada. Biraz fazla sevgi var ona. Evet. Şımarık o biraz ve medyatiktir de kameralara alışkın. Evet. Ne güzel. Hiç çekinmez. Öyle şey, güvenlikten bahsediyorduk. Aslında ben merak ettiğim bir konu var benim. Ceviz. Şey sormak istiyorum. Doğru bilinen bir yanlış vardır ya mesela uyuşturucu konusunda. Ondan bahsetmek istedim. Uyuşturucu köpeklerine. Uyuşturucu köpeklerinden. Hani uyuşturucu bağımlısı yapıyorlar köpekleri diyorlar. Yani bu tuhaf bir algı benim için. Mesela yani ceset arama köpeklerine de ceset mi yediriyorlar o zaman bu hiç mantıkla? Hiç düşünmemiştik ama bunu bir deneyelim falan. Şimdi şöyle bir uyuşturucunun toplumdaki algısı enteresan. Bir de Türkiye'deki ilk görev köpekleri uyuşturucu arama köpekleriyle beraber Türkiye'ye geldi. Yani emniyetteki ilk köpekler uyuşturucu madde dedektörü köpeklerdi. Tabii biraz art niyetli insanlar, sistemi ya da eğitim sistemini bilmeyenler, kurumları yıpratmak isteyenler ya da kişileri yıpratmak isteyenler işte bu köpeklere uyuşturucu vererek arama yapıldığında ifade etmeye çalıştı. Sizin dediğiniz gibi de bomba köpeğini nasıl eğiteceğiz? Yani her oyunda ona bir parça C4 mi vereceğiz ya da ceset köpeği için ceset parçasını vereceğiz. Hadi araba kurtarma köpeğinde ne yapacağız? Canlı insanı buldu, al bu senin eve götür diyemeyeceğimize göre. Köpeklerin eğitiminde köpeğin oynamayı sevdiği oyuncak ve bulmasını istediği maddenin kokusu eşleştiriliyor. Bulması istediği madde bulduğunda oyuncağı ona oyun olarak, hediye olarak verilerek eğitim temeli böyle oluşturuluyor. Yoksa o hani da bir şey, oyunla değil mi? Oyunla oyun tabii ediliyor. Yani bir şey yedirme, içirme söz konusu değil. Her şey oyun kökenli. Köpek aslında bomba aradığını bilse belki yani ben ne arayacağım sen git ara der. Yani o onun için oyun o. Onun kokusu oyun. Bombanın kokusu kimyası olarak ya da uyuşturucunun kokusu kimyası olarak onun oyuncağının kokusu gibi biz ona öğretiyoruz. Aslında evet. Bakarsanız köpekleri kandırıyoruz yani. Hani onu bulursan oyuncağını alırsın diyoruz. Sevgiyle değil mi? Tabii. Yani şey düşünülür ya acaba şiddet uygulanıyor mu bu köpeklere eğitilirken güvenlik köpekleri. Şimdi şöyle düşünün. Ödülle mi eğitiyorsunuz? Her köpeğin ödül beklentisi ya da ödül anlayışı farklıdır. Eğer ödül vermezsek köpeğe yani yaptığımız işteki gibi bir iş yapıyorsunuz. 2 ay maaşınızı almaktan sonra her şeyiniz düşer. Bütün yani bir emeğinizin bir karşılığı olması lazım. Köpeğin de emeğinin karşılığı oyun. Artı belli saatlerde yediği yemek. Eğer siz bunları düzenli ve doğru bir şekilde yapmazsanız köpek bir süre sonra eğitimden düşmeye başlar. Onun keyif alacağı bir eğitim ortamı sunmazsanız köpeğe hiçbir şey veremezsiniz. O yüzden biz çoğu zaman hani bazen bu oyunun karşılığı, mutluluğun karşılığı bir toptur. Bazen kötü niyetli insanı ısırmaktır. Bazen gelip sizin kucağınıza atlamaktır ama köpeğin yaptığı hareketten sonra tatmin olmasını sağlayacak bir sonuç olması lazım. Bu da onun hoşlandığı bir ödül olması lazım. Bir şey sormak isterim tabii anlattıklarınızdan. Ki. Kötü niyetli insanı ısırmasına ödül olarak mı algılıyor? Tabii. Bilmiyordum onu şimdi. Şimdi şöyle düşünelim. Hani biraz daha doğal hayattaki akrabalarına gidelim. Köpeklerin çoğunun akrabaları kurtlar. Kurt soyundan geldiği adam düşünülür. Şimdi mesela kötü bir adamı yakalaması ya da işte saklanan bir maddeyi bulma içgüdüsü aslında onların doğadan gelen davranışları. Örneğin sürü halinde inlerinde yatarken kalktılar ve karınları acıktı. Sürü halinde ava gittiler. İlk önce yaptıkları şey avlamayı istedikleri av modelinin kokusu. Onun kokusunu aramaya başlarlar. Kokusunu aldıklarında ayak izlerinden ya da işte doğaya bıraktığı kokularından onu takip etmeye başlarlar. Ona yaklaştıklarında yavaş yavaş
kulaklarıyla da gözleriyle nerede olduklarını görmeye başlarlar. Finalde de onu yakaladıkları anda, ısırdıkları anda aslında av eylemi gerçekleşmiş ve sürüyü ve kendi karınlarını doyurabileceği bir ödül almış olurlar. Dolayısıyla orada koklamayı doğru yapması dedektör köpekler açısından ve sonunda da ödül alması, onun için avı tamamlama ya da kötü adamı koklayarak ya da görsel olarak gidip yakalaması da onun için yine avı tamamlama anlamına geliyor. Bu da ödül olarak köpeğe yansıyor. Peki bomba evet. arama köpekleri nasıl eğitiliyor? Ben bunu hep merak etmişimdir. Yani bomba burada köpek gidiyor yanına ya dokunsa yani bunu nasıl eğitebiliyorsunuz? Çok doğru. Şimdi tabii bomba konusu çok teknik bir konu. Benim uzmanlık alanım değil. Sadece köpeklerden dolayı bildiğim birkaç bilgi var. Konusunun uzmanı arkadaşlarla biz onlara buz adamlar diyoruz. Buradan da tüm Türkiye'de görev yapan buz adamlara selam söyleyeyim. Çünkü çok insanüstü şartlarda görev yapıyorlar. Farklı patlayıcı tipleri var ve ateşlenme şekilleri var. Biz köpekleri patlayıcı maddeyi bulduğunda hiç dokunmadan, ısırmadan, pati atmadan ya da işte üstüne yatmadan geriye doğru çekilerek oturmaya ya da yatmayı öğretmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla hani köpek patlayıcı maddenin kokusunu aldığında geriye doğru hafif bir hamle yaparak o maddeye dokunmadan, o kokunun kaynağına dokunmadan bize maddenin yerini gösteriyor ve biz ona göre de ödüllendiriyoruz. Tehlikeli de bir iş. Tabii ki tehlikeli bir iş yani. Hata kaldıracak bir iş değil yani. Zaten patlayıcı madde uzmanlarının eğitim yerlerinde, görev yerlerinde hep şey yazar. İlk hata son hatadır yazar. Dolayısıyla evet, yani düşünün 25 yıllık hayatları boyunca hiç hata yapmadan emekli olan adamlardan bahsediyoruz. Biz bile günlük hayatta ne kadar çok hata yapıyoruz. Ama o adamların hata şansları yok. Yani hiç hata yapmadan meslek hayatlarını tamamlıyorlar. Ülke evet. olarak neredeydi hatırlayamayacağım ama bir görüntü izlemiştim. Güvenlik görevlisi diyeceğim köpek. Güvenlik görevlisi köpek öldüğünde ona da böyle tören düzenlemişlerdi. Cenaze töreni. Bayağı çiçekler eşliğinde falan büyük bir tören düzenlenmişti. Şimdi bazı uzak doğu ülkelerinde köpek çok daha mitolojik kültürden gelen bir varlık. Baktığınız zaman işte köpekli figürleri çok eskiden görüyorsunuz. Bizim Türk kültüründe de aslında köpekler var. İşte bizi Ergenekon'dan çıkaran köpeğimiz var, yanlış söylemiş olabilirim. Kurtlarımız var, peşinden işte Kıtmir'imiz var. Yani kültür olarak da bizde var. Fakat yıllar içerisinde ki bana göre yanlış, köpeğin toplumsal hayattaki yeriyle ilgili yanlış kültürel ya da dinsel bilgilendirme olduğunu düşünüyorum. Yani geçmiş kültürümüze baktığımızda hem dini anlamda hem de kültürel anlamda ya yani Orta Asya'daki Türklere baktığınızda ya da Türk mitolojisindeki karakterlere baktığınızda köpekler her zaman var. Biz sadece bir kopukluk yaşamışız. Bunu tekrar yavaş yavaş sizler sayesinde toplumumuza anlatmaya çalışıyoruz. Hani ben köpeğin günah, köpekle beraber yaşayan insanların da günahkar olduğuna inanmıyorum. Köpekleri doğru bir şekilde eğitmek insanlığa belki de en büyük hizmetlerden bir tanesi. Buna inanıyorum. Köpeklerle doğru bir şekilde yaşamak, köpeğin hizmetkarı olmadan karşılıklı bir ilişki, ikili bir ilişki kurmak insanın hayatına da çok büyük fayda sağladığını inanıyorum. Köpeğin hizmetkarı olmadan dediniz ya. Evet. Şeye gelelim mi biraz? Ergenlik çağından bahsetmiştik sizinle. Ergenlik çağında birbirine üstünlük kurma mücadelesine girir ya köpekler. Sahibine üstün tabii. olma. Bu neden geliyor? Ergenken biz de öyleydik abicim. Annemize babamıza yapmadığımızı bırakmadık. Onlar da seyrediyorsa şimdi. Şimdi ya ergenken ya şöyle aslında işin tıbbi kısmını çok bildiğimi söylemem. Veteriner hekim arkadaşlar daha bu konuda bilgilidirler. Sadece davranışsal olarak bir anekdot anlatabilirim. Şimdi ergenliğe geldiğinde vücuttaki hormonal ve bedensel değişiklikler bir kere... Düşünsenize her gün kalktığında ergen farklı bir yere uzamış, biraz daha fazla hormon gelmiş, biraz daha bir şey olmuş. Her gün bir farklı bir içgüdüsel tepki var ve davranış kalıbı oluşturamıyor. Tabii bu dolayısıyla biraz agresif hale getirebiliyor ergenleri. Bu köpekte çok daha hızlı. Yani biz 13 ile 16 yaş arasında işte 12 ile 16 yaş arasında bir ergenlik süreci yaşarken köpek bunu 3 ayda tamamlıyor. Dolayısıyla o dönemlerde agresif, içine kapanık, işte daha tehditkar, daha sinsi gibi bir sürü yani bizim insani kelimelerle
yaftaladığımız davranışlar gösterebiliyor. O dönemde köpek de sabırla ve sakinlikle karşılamakta. O 3 ay hangi ay arası? Özellikle dişlerini değiştirmeye başladığı dönemden 8-9 aya kadarki dönemler biraz böyle ergen oluyorlar. Bana ne istemiyorum, sen kimsin falan gibi klasik insan davranışlarını sergileyebiliyorlar. Peki sahibi hükmedemediği zaman sıkıntı yaşar mı ileride? O ergenlik çağındayken, köpek ona hükmetmeye başladığında? Tabii ki yaşar. Şimdi köpek, köpeksel içgüdüleriyle bağlı bulunduğu sürüyü yönetmeye kalkarsa, yani aile sürüsünü yönetmeye kalkarsa, o sürünün yanlış yaptığını düşündüğü hatalarda da ısırır, havlar, yani köpeksel güdülerle tepki verir. Liderlik güdüsünden değil mi? Evet. Ben lider olacağım tabii, inadından. Yani köpeğin liderliği demek istediği zaman bizi ısırabileceği, canı istediği zaman yemek yiyebileceği, sürüde istediği ya da istemediği varlıklara karşı tepki koyabileceği anlamına gelir. O yüzden biz köpekle yaşayan insanlara deriz ki köpeğiniz hiyerarşik olarak sizin sürünüzde en alt seviyede olsun. Kendini hep en alt seviyede hissetsin ki size en doğru hizmeti ve en doğru ilişkiyi böyle kurmuş olursunuz. Şimdi düşünün, köpeğe bir köpek sürüsünün sorumluluğunu vermek bile çok büyük bir baskıyken ona bir insan sürüsünün sorumluluğunu veriyorsunuz onu lider yaparak. Onu daha agresif, daha huysuz hale getiriyor. Yani o insan sürüsünün lideri sensin diyorsunuz vücut dilinizle ya da uygulamalarınızla ve köpek o sürüyü yönetmek zorunda kalmanın getirdiği stres ve baskıyla bir sürü davranış problemi yaratıyor. Köpeğe de bu haksızlık. Yani bir insan sürüsünün yönetme görevini vermek de aynı zamanda köpeğe haksızlık. O yüzden o sürüde en alt seviyede görevleri limitli, sınırlı ve kontrollü bir şekilde bir ilişki köpeği de sahibini de çok mutlu edecektir. Evet. Sayın Eker, ben şunu da merak ediyorum. Siz az önce başka bir sorumuzu yanıtlarken köpekleri 3 başlık altında ayırdınız. Ev ve aile köpekleri, spor köpekleri ve iş köpekleri. Evet. Şimdi spor ve iş köpeklerine baktığımızda aslında tıpkı insanlar gibi kondisyonu yüksek diyebiliriz. Biz de mesela spor yaparken yediğimize, içtiğimize daha çok dikkat ediyoruz. Çok doğru. Takviye gıdalar alıyoruz. Proteinimize, karbonhidratımıza dikkat ediyoruz. Bu tarz köpeklerin beslenmesi nasıl oluyor? Bu konu biraz da hani nutrişinist dediğimiz hayvan besleme uzmanlarının konusu ama yıllardır içinde bulunduğum için tecrübemi paylaşayım ben sizinle. Çok isteriz. Şimdi evde yaşayan köpekler örneğin standart bir gününü düşünelim. Ne yapıyorlar? İşte sabah kalkıyorlar, yemeklerini yiyorlar. Yavaş yavaş merdivenlerden sahibinin şeyine göre tabii o. Merdivene sahibine zor geliyorsa asansörden iniyorlar. Dışarıda biraz geziyorlar. Bir iki oynuyorlar ve tekrar yukarı çıkıyorlar. Yani egzersiz ihtiyacına göre alacağı yiyeceğin mamada bir oran olması lazım işte. Evet. Yağdı, proteindi ya da diğer takviyelerdi. Fakat spor köpekleri bütün yıl boyunca yıl içerisindeki birkaç tane yarışma için hazırlanan, antrenman yapan köpekler. Konsantrasyonu üst düzeyde olması gereken köpekler. Ve ev köpekleri evin içerisinde yaşarken spor köpeklerinin de evde içinde yaşayanları olmasına rağmen daha ev dışında yaşayanları var. Dolayısıyla orada da farklı bir beslenme yani tüy yapısına dikkatinin toplayabileceğine ve o antrenmanlara cevap verecek enerjiyi bulabilmesine yönelik bir besleme yapılması gerekiyor. İş köpeklerine durum çok farklı. Çünkü iş köpeklerinin, yani bugün İstanbul'dasınız, yarın Kabil'desiniz, ertesi gün Erbil'desiniz, öbür gün Kars'tasınız. Gün içerisinde, yani hafta içerisinde çok farklı yerlerde olabilirsiniz. Dolayısıyla onların memur beslenmesi... Hayatı. Memur hayatı diyebilirsiniz yani. Hani bugün Edirne'de narkotik, Kapıkule'de narkotikçiyken bir anda kendini Van'da bulabilir arkadaşlar. Evet. Bir anda demeyeyim tayini tabii de yani. Tayini çıkabiliyor. Tayini çıkabilir anlamında söyleyeyim. Evet. Tayini çıkabilir. Şimdi Edirne'nin iklimiyle Van'ın iklimi aynı değil tabii ki. Oraya bir adaptasyonu var. Geçici görevle Diyarbakır'a, işte Urfa'ya bir yere gidebilir. Yani o an orada acil bir ihtiyaç olabilir. Dolayısıyla görev köpeklerinin beslenmesi ve sizin biraz önce söylediğiniz besin takviyeleri bağlı yani yaşadıkları il ve görev ne, yoğunluğuna göre, coğrafya ve görev yoğunluğuna göre değişmek durumunda. Genelde spor köpekleri de standart bir alanda spor yapar. İşte çimdi, ondan sonra belli şeylerden atlar ve bunu yüzlerce yaptığı zaman spor köpeği artık nasıl atlayacağını, nasıl düşeceğini de gayet iyi öğrenmiş olur. Bir süre sonra ona zarar vermez hale gelir. Fakat görev köpeği dediğinizde ne zaman nereden atlayacağı, nereden ineceği, nereden çıkacağı belli olmaz. Ve dolayısıyla buna göre beslenme yapılması lazım ve doğru beslenme yapılması lazım diye düşünüyorum. Evet. Biraz da şu konuya değinelim isterim. Siz şimdi polisiye ve askeri köpek eğitimi uzmanısınız Sayın Eker.
Şimdi bildiğimiz kadarıyla üniversitelerde bu meslek grubuyla ilgili herhangi bir bölüm yok. Öncelikle bunun yanıtını alayım. Doğru evet, değil mi? Evet, maalesef. Siz bu mesleği nasıl kazanıyorsunuz? Ya bu soru için çok teşekkür ederim. Yani 25 yıllık mesleki geçmişimi rahatsızlık duyduğum cevaptır aslında bu cevap. Şimdi her kurum kendi içerisinde eğitimler veriyor. İşte emniyet, jandarma, kara kuvvetleri, gümrük. Bu eğitimlerde sertifikalandırıyorlar. Daha sonra bu kurumlardan emekli oluyor arkadaşlarımız ve işte özel sektörde ya da yurt dışında bir iş arayışına giriyorlar. Fakat hiçbirinin sertifikası ne yazık ki yurt dışında geçerli değil. Çünkü aldıkları eğitimler uluslararası camiada kabul edilen eğitmen ya da eğiticinin eğitimi programları ya da saatlerine akredite değil. Şimdi bunu gördüğümüz için bir de Türkiye'de ben köpek eğitimi olmak istiyorum ya da siz köpek eğitimi olmak istiyorsunuz. Gideceğiniz hiçbir yer yok, hiçbir kurum yok. Evet. Bununla ilgili meslek hayatım boyunca önce Milli Eğitim Bakanlığı'na bir proje hazırladım. Aynı işte biliyorsunuz masör eğitimleri bile var Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı. Çıraklık eğitimleri var, işte sürücü kursları var. Ne yazık ki Talim Terbiye Kurulu'na gittiğimde yıllar önce dediler ki ya o zamanlar daha gençtim ya 30 küsur yaşında adamsın. İtle köpek ne işin var kardeşim, git başka derdimi yok bu ülkenin dediler. Koltuğumuzun altına aldık, döndük, geldik. Sonra tekrar biraz daha çalıştık. Sonra ismini vermeyeyim bir üniversiteye, devlet üniversitesine 2 yıllık köpek eğitmenliği bölümü programı hazırladık. Köpek eğitmenliği programını hazırladık. Bu YÖK'e gidecek. Fakat YÖK'e gitmeden önce de üniversitenin senatosunda tartışılması gerekiyor. Senatoda bu programın uygulanabilirliği konusunda ne yazık ki veteriner hekim abilerimiz ya ne gerek var Türkiye'de bunu uygulamayız deyip YÖK'e bile göndermediler. Yine yılmadık. İstanbul'da özel bir üniversiteyle Bahçeşehir Üniversitesi'ne gittik, derdimizi anlattık. Bundan 2 yıl, 2,5 yıl önce Türkiye'nin güvenlik anlamında geleceği yeri anlattık. Başında da bu konunun başında da güvenlik anlamında uzman abilerimiz var diyeyim. Sektördeki eksikliği bahsettik. Sağ olsunlar hem üniversitemiz bize bir köpek eğitimi programı taslağı hazırladılar bizim verdiğim üzerinden. Bunu YÖK'e gönderdiler, YÖK'ten onay aldılar. Bu üniversitemizin hem Avrupa Birliği'nde hem de Amerika'da kampüsleri var. Dolayısıyla oralardan da akredite olarak uluslararası geçerli bir sertifika programı yaptık ve şu anda federasyonumuzun da desteğiyle Köpek Eğitmenleri Derneği olarak, Bahçeşehir Üniversitesi olarak köpek eğitmenliği kurslarına başladık. Şunu iddia etmiyorum, dünyanın en iyi köpek eğitmenlerini yetiştiriyoruz, dünyanın en iyi köpekleri yetiştiriyoruz diye bir iddiamız yok. Tek iddiamız şu, bir sistem kurulması için bir adım atmış olduk. Bu konuda da yine Tarım Bakanlığı'nın desteğini bekliyoruz. Belki bizim yetiştirdiğimiz arkadaşlardan, belki bizlerden çok daha iyi eğitmenler var Türkiye'de. Fakat dünyadaki şeyi aldığımızda, dokümantasyonu ve belgeyi aldığımızda hiçbirimiz, biz hiçiz. Yani bizi kimse tanımıyor. Bir uluslararası bir çalışma olduğunda, güvenlikle ilgili ya da eğitimle ilgili, işte Türkler, hani bu konuyla ilgili eğitimleri yok. Gayet aşağılanıyoruz. Bunun sebebi işimizi iyi yapmamamız değil. Bunun sebebi birlik olarak bir sistem içerisinde kendimizi konumlandırmamamızdan kaynaklanıyor. Biz bunun adımı atmaya çalıştık. Hem bu anlamda Köpek Irkları Federasyonumuz hem de Bahçeşehir Üniversitesi'nin değerli hocalarına ve yöneticilerine teşekkür etmek istiyorum sizin nezdinizde. Evet. Aslında at eğitmenliği gibi bir bölüm var. Var, seyistlik üniversitelerde. Aslında bu güvenlik açısından önemli bir meslekken. Sadece güvenliği düşünmeyin. Şimdi düşünün. 2 yıllık bir köpek eğitmenliği bölümünü açabildik Türkiye'de. Bu çocuklarımız birer tane arama kurtarma köpeğiyle, kayıp insan arama köpeğiyle veya bir işte koruma devre ya da bir güvenlik köpeğiyle mezun oldular. Ve 2 yıl boyunca da köpek davranışı ile ilgili ve dünyadaki birçok köpek davranışları ile ilgili, eğitim branşları ile ilgili bilgi sahibi oldular. Düşünün 22-23 yaşında o konuda uzman çocuklarımız sektöre gelmiş olacak ve belki de dünyada sayılı yerlere gelecekler. Yani biz köpek eğitiminde yıllar sonra bakın benim yaşım 46-47. Benim şu anda bulunduğum yere belki 25'li yaşlarda gelmiş olacak bu çocuklarımız. Dolayısıyla hani bunların önünü niye açmayalım? Bunların önünü açmak demek dünyanın birçok ülkesine köpek yetiştiren, köpek satan, köpekle beraber eğitim satan, eğitim veren bir ülke konumuna gelmiş demek. Gençlerimize de iş açmak demek, bir istihdam yaratmak demek. Biz konuya böyle bakıyoruz. İstihdam yaratmak, gençlerimize bir kariyer planı yapmalarını sağlamak. Sizin bir kriteriniz var mı? Her isteyen eğitimci olabiliyor mu yani? Herkesi yetiştiriyor musunuz? Yoksa belli bir kriteriniz var mı bunun için? Eğer çok istiyorsa,
ben köpek eğitimiyle ilgili bir şeyler yapmak istiyorum deyip çok istiyorsa, köpek eğitimi gördüğünüz gibi çok geniş bir yelpaze. Analitik zekalılar, EQ zekalıları içinde farklı branşlar barındıran, farklı yerler barındıran bir büyük bir yelpaze. Köpeği gerçekten seven, herkes eğitimli olabilir ama yelpaze içerisinde kendi yeteneğine göre bir yerde yer bulabilir. Yani orada da insan kaynakları yönetimi gibi bir olgu çıkıyor karşımıza. Herkes bomba köpeği eğitmeni olmayabilir, herkes spor köpeği eğitmeni olmayabilir, herkes ev köpeği eğitmeni olmayabilir. Ama köpeği gerçekten çok seven, onun tüyüne, kılına, affedersiniz dışkısına katlanan herkes bir konuda bir eğitmen olabilir. Bu da onun girdiği sınavlar, yaptığı eğitimler, yani sürekliliktir. Yetenekli olabilirsiniz, çalışmıyorsanız bunun hiçbir anlamı yok. Düşük yetenekli olabilirsiniz, düzenli ve sürekli çalışıyorsanız yetenekliden çok daha iyi yere gelebilirsiniz. Talep var mı güvenlik köpeklerine? Yani sanırım bir dönem şeydi, özel güvenlik şirketlerinde güvenlik köpeği yasaktı. Doğru. Bu yasak kalktı galiba. Bu genelgeyle beraber kalktı. Şu an talep nedir? Buradan bir toplantıya gideceğiz inşallah. Şimdi köpeğin çok büyük bir güvenlikte avantajı var. Köpeğin yerine konulabilecek bir sürü elektronik cihaz denemeleri yapıldı. Örneğin bir şantiye düşünün, her tarafı kamera, bir tane de güvenlik görevlisi orada devriye atıyor. Güvenlik görevlisinin dahi güvenliğini sağlayabilecek tek unsur. Yani silah kullanmanıza işte ya da başka bir şey kullanmanıza gerek olmadan sadece bir köpekle kameradan daha iyi algısı olan, işte elektronik burundan daha iyi algısı olan, en önemlisi en başında siz söylediğiniz sevgiye dayalı bir ilişki kurduğunuz, bir silahla sevgiye dayalı bir iş kuramazsınız, bir kamerayla kuramazsınız. İşte bir jobla sevgiye dalı bir iş kuramazsınız ama köpeğinizle sevgiye dalı bir ilişki kurar. Hem sizin güvenliğinizi sağlayacak hem de o 12 saatlik gecenin bir arası eksi bilmem kaçtaki görevinizi, güvenlik görevlisi arkadaşlar açısından sağlıyorum, mutlu bir şekilde bitirebileceğiniz bir arkadaşınız olacak. Ve derdinizi de anlatabileceksiniz. Yani şimdi sosyal medyada viral oldu. Bir abimize böyle bir hafif de alkollü köpeğe derdini anlatıyor ya. Yani aslında evet, biz köpek eğitmenleri için bu garip bir şey değil. Hatta biz bazen de yaparız bunu, derdimizi anlatırız. Ben izlediğimde de bana tuhaf gelmemişti aslında. Yani özellikle bir köpek yetiştirdiğiniz, büyüttüğünüz zaman onu artık insandan da ayırmıyorsunuz. Doğru. Yolda ben gördüğümde aa bebeğe bak diyorum, insanlar bebek arıyor. Yani aslında o anda ben köpekten bahsediyorum ve fark etmeden bunu söylüyorum, yok, bebek sıkıntı, diyorum. Yok sıkıntı, siz derdinizi anlattığınızda köpeğiniz cevap verirse olur muhtemelen. Değil mi? Yok abi geç boş ver falan diye derse işte o zaman olay başka bir yere gidebilir ama hani davranışlarıyla, size olan yaklaşımlarıyla heyecan ve duygu durumunuzu dengelemeye köpekler aday. Bunu da binlerce yıldır yapmışlar zaten. Yeni yapmıyorlar. Yani biz köpekleri daha çok yeni tanıyoruz. Onlar bizi bizlerden daha iyi tanıyorlar. Evet. Vaktimiz de daralıyor. Son bir soruyla bitirmek lütfen isterim izninizle. Çok merak ettim. Az önce sizi dinlerken kafamda da bu soru oluştu ama Ebru biraz benden önce davrandı bu konuyla ilgili olarak. Şimdi Türkiye'de yani birçok ülkede de at yarışı gibi bir sektör var ve bu ticari amaçla. Üniversitelere baktığımızda at yetiştiriciliği, at biniciliği gibi bölümler var. Şu geldi aklıma, köpeklerden de böyle yarış üzerinden ciddi paralar dönüyor olsaydı acaba üniversitelerde köpeklerle ilgili, onların eğitimiyle ilgili ya da herhangi bir durumla ilgili bir bölüm açılır mıydı? Vallahi tahmin ediyorum. Yani ya da soruya... atlar üzerinden bu kadar gelir elde edilecek bir sektör olmasaydı atlara da bu değer verilecek miydi? Yani her iki sorunuzda ne yazık ki cevapları malum. Eğer bir at yarışı ve bundan kaynaklanan büyük bir rant olmasaydı bu eğitimden hiçbiri, bu bölümden hiçbiri açılmazdı. Köpekteki rant daha duygusal bir rant. Duygusal rant da günümüzün bu kadar kapital mantıklı düzeninde içinde çok yer bulamıyor maalesef. Hani bu bulduğu yeri sizin benim gibi insanlar, işte kurumların içerisinde ya da okulların içerisindeki insanlar bireysel gayretleriyle sistemi zorlayarak getiriyor. Bu anlamda hani ben bizleri de özel olarak düşünüyorum. Sadece sevgi ve insana faydasını sevgiyle ölçen bir grubuz. Dolayısıyla özel olduğumuzu bu konuda da
birbirimize saygıyla sürekli işimizi daha iyi yapmak için ilişki içerisinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Evet. Belki bir gün sizi patili bir dostumuza misafir ederiz ya da biz geliriz. Ya da biz bütün kanalı bizim oraya davet ederiz. Şöyle güzel köpeklerle biraz güzel bir gün, doğada bir gün geçirmenizi sağlarız. Kameraman arkadaşlarımızı da özellikle çağırırız. Hep oturarak çalışırlar, orada biraz koştururuz onları. Mesela köpek kovalatırız. Rejiden arkadaşlarımız da oradan sesleniyorlar, seve seve geliriz köpek diye. Köpek kovalatırız, köpek mi onları kovalar? Köpek onları kovalar muhtemelen. Son sözlerinizi alalım mı Eker sizden? Ben bu vakti verdiğiniz, bu kadar güzel bir ortamı sağladığınız için hem kendim adıma hem de köpeklerim adına size çok teşekkür ediyorum. İnşallah iyi eğitimli, doğru kullanılan köpekler toplumumuzda hak ettiği yeri bulur. Bulursa da bunda sizin çok büyük katkınız olmuş olduğunu da şimdiden söylemek isterim. Çok İnşallah. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Senin eklemek istediğin bir şey var mı Ebru? Sevelim onları. Çok teşekkür ediyorum ekibim adına, Kahret ailesi olarak. Çok güzel bir programdı. Sizden en azından eğitimle ilgili bilmediğimiz önemli ayrıntıları öğrenmiş olduk. Polisiye ve askeri köpek eğitimi uzmanı Gökten Eker bizlerleydi. Değerli izleyenler, yavaş yavaş artık nokta alıyoruz. Ancak bir fotoğraf karesiyle veda etmek isterim sizlere. Rizeli Hamdi Sena sosyal medyada çok konuşulmuştu. Onun hayvan sevgisi çok konuşulmuştu. Yurt dışına kadar gitti Hamdi Sena'nın. Bu abisi tarafından çekilen fotoğraf karesi birçok yorum aldı, takdir aldı, beğeni aldı. Hepimizin vicdanına 11 yaşındaki Sena'nın vicdanında olan sevginin yer alması dileğiyle diyelim. Yine güzel bir sergiyle devam edeceğiz değerli izleyenler. İstanbul'un Sokak Köpekleri sergisi gelecek ekrana. Ardından Günüz'ü kaldığı yerden devam edecek. Hoşça kalın.